Sultanım, hünkârımız dururken sizin burada olmanız münasip midir? Münasiptir Müftü Efendi. Nizam iyice bozuldu. Hünkâr oğlum yeni kararlar alıyor. Nizam-ı alemin tesisi için tedbir almak zaruri. Cezaların neticesi hayli ağır. Hakkı haliniz var sultanım. Ahali başına gelen felaketlerden dolayı elim kayıplar yaşadı. Ardı arkası gelmeyen yasaklar ve idamlarla halleri nice olur? Ben sizin gibi düşünmüyorum. Hünkârımızın bu cezalarla sağlamaya çalıştığı mutlak bir itaat. Müftü Efendi doğru söyler. Bozulan nizam-ı alemin tesisi için mutlak sadakat mecburidir. Sadakat idamlarla kazanılmaz Sinan Paşa. Bir kişi afyon, tütün, mey içti diye eğer katlediliyorsa ahalinin kini ve öfkesi hepimizi yıkar geçer. Tavsiyeniz nedir sultanım? Hünkâr oğlumu ikna edeceksiniz. İdamları durduracaksınız. Yasakları ihlal edenleri zindana atarsınız. Bu ağır ve mesnetsiz cezalara artık tahammülüm kalmadı. Validem saraydan çıkmamı fırsat bilip divanımı idare eder olmuş. Kendi gözlerimle şahit olmasam ruhum duymayacak. Mehmet Paşa, nasıl iştir bu? Hünkârım, valide sultanımızın zinhar bir art niyeti yoktu. Ne konuştunuz? Zat-ı şahaneleri yasaklarla ilgili bazı endişelerini dile getirdiler. İtidalli davranmamız konusunda bazı tavsiyeler oldu sadece. Siz de sus pus dinlediniz öyle mi? Haşa hünkârım. Sultanımızı ikaza çalıştık. Bizzat ben kendilerinin orada bulunmalarının doğru olmadığını münasip bir dile söyledim. Fakat valideniz ısrar ettiler. Sultan, tedbirli olmakta fayda vardı. Keşke başka bir yerde meşveret edilseydi. Haytahta huzur kalmamışken, nizam-ı alem bozulmuşken böyle elim kolum bağlı mı bekleseydim? Sen de şahitsin, tehlikenin farkındasın. Farkındayım sultanım. Endişemin esas kaynağı da bu. Hünkârımızın ne yapacağını kestirmek güç. Düşünmek dahi istemiyorum lakin... Lakin ne? Hünkâr oğlum idamıma hükmedebilir. Bunu mu söylemek istiyorsun? Allah muhafaza.
herhalde sultanım. Hünkârım sizi bekliyorlar. Valide, yasaklarımla alakalı endişelerim varsa bunu gelip suratıma söyleyebilirdin. Arkamdan divanımı toplayıp tahtımdan emirler yağdırmana lüzum yoktu. Ne oldu valide? Padişahlığa mı merak saldın? Sana söyledim, dinlemedin. Kaç defa ikaz ettim. Yanlış yoldasın dedim. Kanuni kadime riayet etmeni salık verdim. Sen ne yaptın? Hiç. Ne kanunlar umrunda senin, ne de benim tavsiyelerim umrunda. Evvela Şeyhülislam'ı idam ettin. Ardından ahaliyle aranı açacak cezalar verdin. Bu gidişata birinin dur demesi gerekiyordu. Validem, siz af dileyeceğiniz yerde hatalarınızı mı müdafaa edersiniz? Ben de sizi ikaz ettim. Saltanat ve dini devlet işlerine burnunuzu sokmayın. Bunu diyeli daha bir gün olmadı. Ben üzerime düşeni yaptım. Senelerce bu devleti hakkıyla idare ettim ben. Tavsiyede bulunup yol gösterdim sadece. Yol. Ben sizin yolunuzdan çıktım valide. Bu benim yolum. Günahıyla, sevabıyla. Sen de herkes gibi bunu böyle kabul edecektin. Madem edemiyorsun, neticelerine katlanacaksın. Neticelerine katlanacağım. Ne yapacaksın? Tüm ve kahve tiryakilerini veyahut mey içenlere yaptığın gibi öldürecek misin? Tek bildiğin ceza bu zaten. Ölüm. Validem, gideceksin. Bir daha geri dönmemek üzere. Eski saraya sürdüm seni.